İstanbul'da bu sorunları niye çözemediler biliyor musunuz? Her konuda kibirliler. Kibirliler. Her konuda vatandaşı unuttular. Farkında mısınız? Sizin sorunlarınızı biz gündeme getirdik, hatırladılar. Çocuk demeye başladılar. Gençler demeye başladılar. Kadınlar demeye başladılar. Bakın değerli dostlar, iktidar vaat vermez, iktidar yapar. Ama şu anda sanki bizim iktidarımızı kabul etmişler, sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Biz dedik ki işsizliğe biz çare bulacağız. Ve biz dedik ki insanlarımızın evine destek olacağız. Evde işsizlik varsa, para girmiyorsa ihtiyacı olan ailelere destek olacağız. Ve biz destek olurken kimseyi rencide etmeyeceğiz. Kimsenin gözüne sokarak yardım etmeyeceğiz. Oyunu isteyerek yardım etmeyeceğiz. Hani bizim inancımız ne der? Veren el alan eli görmeyecek. Doğru mu? Hassasiyet. Bunlar ne yapıyor? Milletin gözü önünde biz tanzim satış kurduk diyor. Milleti kuyruğa sokuyor, ucuza ürün satıyorum diyor. Bu mu hassasiyet? Ve buna diyorlar ki varlık kuyruğu. Olmaz. Olmaz. Böyle varlık kuyruğu olmaz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Seçim şovu. Seçim şovu. İnsanların fakirliği üzerinden seçim şovu. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugünkü ekonomik darboğazda insanlara yardımcı olacağız, sıkıntılarını aşacaklar. Dediğimiz bütün bu sosyal yardımlar büyükşehir bütçesinin sadece ve sadece %3'ü. %3'ü. Yani bizim vereceğimiz yardımı kıskanıyorlar. Niye biliyor musunuz? Sizi unuttular. Herkese anlatın bunu. Toplumu unuttular. Farkında değiller. Vallahi bilmem sarayda mı köşkte mi bilmem. Ama sizi unuttular. Herkese bunu anlatın. Ben şeffaf adamım. Günde biliyorsunuz. Diyelim burada konuşuyorum. Arkadaşlarım beni yayınlıyorlar. İzliyorsunuzdur. Pazara gidiyorum yayınlıyorlar. Doğru mu? Esnafa gidiyorum yayınlıyorlar. Sabah konuşuyorum yayınlıyorlar. Bir tek kendi televizyonlarında yayınlamıyorlar onu biliyorum. Ama her yerde şeffafım. Ama duyuyorum ki rakibimiz bırakın yayınlamayı, pazara giderken basını bile yanına almıyor. Esnafa giderken basını bile yanına almıyor. Doğru mu? Niçin sizce? Yüzleri yok. Yüzleri yok. Ne diyecek esnafa? Ne diyecek pazarcıya? Ne diyecek pazarda dolaşan insanıma? Hiçbir şey. Ya arkadaş, şu memlekette yaşayan 82 milyon insanız. Şurada yaşayan 16 milyon insanız. Ben sizin gözünüze bakarak geçmişte hangi partiye oy verdin diye size ayrımcılık yapabilir miyim? Yakışır mı? Arkadaş, birisi diyor ki bak diyor, HDP'li kardeşlerimden özür diliyorum böyle anlattığım için, HDP'ye oy veren, HDP aday göstermedi, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu terör örgütüyle ortak. Bak hayır, yok. Neye üzülüyorum? Bak anlar, yuh yapmayalım bak lütfen. Neye üzülüyorum? Söyleyeyim. Bugün kurgulanmış, ayıptır söylemesi, cuma namazından sonra kurgulanmış birkaç insan, sözüm ona, benim yanımda terör örgütüne lanet okuyorum. Ya ben de lanet okuyorum. Bak şimdi. Yani mesajı almış, birkaç kişi almış.
Bu çok ayıp. Caminin avlusunda, caminin içinde siyaset yapmak ayıptır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ama tekrar konuya dönelim. Tekrar konuya dönelim. Ne diyor bakanları? Efendim, HDP'nin aday göstermemesi demek Ekrem İmamoğlu'na destek vermeleri demek. Verebilir kardeşim. Bana HDP'li kardeşlerim oy veriyor. Ben de onlara layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Başımın üstünde el var. Aynı şekilde AK Partili kardeşlerim bana oy veriyor. Ve ben de onlara layık oluyorsam başımın üstünde. Aynı şey MHP, aynı şey Saadet. Doğru mu? Çıkmış bir tane, sözüm ona. Geçmişte FETÖ terör örgütünün bir mensubu açıklama yapıyor 2 gün önce. Neymiş? Millet İttifakı'nın adaylarına oy verin diyormuş. Bak ne kadar seviyor bizi. Bir hafta kala açıklama yapıyor. Millet İttifakı adayına oy verin diyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunların tezgah anlayışı bitmez. Resmen işleri güçleri tezgah. Ama ben biliyorum. Siz bu tezgaha asla gelmeyeceksiniz.